Buna dikkat edersek sıkıntı olmaz. Yoksa manuele geçeriz. Bu sizin için daha sıkıntı olur diye düşünüyorum. Şimdi KÇC ile ilgili tüm soru kalıplarını hemen hemen buraya indirdim. Birazcık hızlı olursak arkadaşlar ve siz de eğer çizmezseniz işlemlerimizi daha rahat bir şekilde yürütebiliriz. Tamam. Şöyle biraz büyüteyim. İlk soruyla başlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir kalsiyum hidroksitin aynı sıcakta saf sudaki çözünürlüğü kaç molar diye bir sorumuz var. Oldukça rahat ve basit bir soru arkadaşlar. Hemen başlatayım ben. Önce kalsiyum hidroksit dediğimiz bileşiği iyonlarına ayrıştırıyoruz. Kalsiyum ve hidroksit iyonu şeklinde. Sonra arkadaşlar bunların saf sudaki çözünürlüğüne x molar ifadesini yazıyorsunuz. Bunu dağıtıyoruz. X molar buraya, 2x molar buraya olacak şekilde dağıtıyorsunuz. Denge sabiti hesaplamasında hatırlarsanız KÇC ifadesini yazıyorduk. Kalsiyum iyonları derişimi çarpı hidroksit iyonları derişiminin karesi şeklinde yazıyorduk. Yerlerine yazarsak bu x ifadelerini x çarpı 2x'in karesi şeklinde düzenlersiniz. Bu da 4x küp dediğimiz terime denk gelecek. Ve arkadaşlar bize yukarıda verilmiş olan sayıyı yerleştirdiğiniz zaman 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 şeklinde bunları gönderiyoruz. X ifadesi burada arkadaşlar 10 üzeri eksi 3 molar şeklinde gelecektir. Ve sorumuzun cevabı saf sudaki çözünürlüğü CH seçeneğidir. Doğru olarak işaretleyebiliriz. Eğer aldıysanız bir sonraki soruya geçeceğim arkadaşlar. Sıkıntı yoksa. Hemen diğer soru için arkadaşlar hazırlığımızı yapıyoruz. Evet. İkinci soru için arkadaşlar başlatalım. Bu da bir öncekine benziyor. Lütfen çizmeyin yine arkadaşlar. Kalsiyum klorür dediğimiz bileşiği yine iyonlarına ayrıştırıyorsunuz. Kalsiyum artı 2 ve 2 klor eksi şeklinde ayrıştırdık. Bu kez bize yukarıda x diye tarif etmiş olduğumuz o çözünürlük ifadesini vermişler. O çözünürlük ifadesini getirip yerine yazıyorsunuz. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olarak verilmiş. Bunu dağıtıyorsunuz. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar burası. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olacak şekilde dağıtıyoruz. Bizden çözünürlük çarpımı yani denge sabiti istenmiş. KÇC'de getirip yerine yazmak kalıyor bize. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi. Yani yapmış olduğumuz işlem aslında KÇC, kalsiyumun derişimi çarpı klor derişiminin karesi şeklinde işlem yürütüyorsunuz. Yine KÇC'yi buradan arkadaşlar yeniden düzenlerseniz 16 çarpı 10 üzeri eksi 6, 32 çarpı 10 üzeri eksi 9 diye bir sayısal değer bulursunuz arkadaşlar. Bulmuş olduğumuz bu sayı yukarıda arıyoruz. 32 çarpı 10 üzeri eksi 9 dediğimiz ifade ya da 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 8 dediğimiz ifade arkadaşlar Adana seçeneğinde vardır. İkinci sorunun da cevabı bu şekilde arkadaşlar. Eğer aldıysanız bir sonraki soruya geçelim. Evet, soru 3'e bakacağız arkadaşlar. Evet, burada da 5 litre saf suda 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram x'ye katısı eklendiğinde 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram x'ye katısı çözünmeden kalmaktadır değilmiş. Buna göre x'ye katısının çözünürlüğü, çözünürlük çarpımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bir soru yazılmış. Şimdi öncelikle 1,6 çarpı, arkadaşlar çizmeyin. 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram x'ye katısı çözünmeden kalmaktadır dediği için hemen dipte 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram kadar katının çöktüğünü söyleyeceğiz. Geriye kalan miktarın çözündüğünü söylüyorsunuz. Bu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram eksi kalan 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten çıkartıyorsunuz. Şimdi kalan sayıyı artık buraya yazabiliriz. Burada arkadaşlar 2,4 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram gibi bir çözünen madde miktarından bahsedeceğiz.
Artık burada bunun mol sayısı da çevirme işlemi yapacağız. Bunun için de arkadaşlar tekrar şu kısmı kullanayım. Mol eşittir çözünen maddenin mol sayısı 2,4 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü. Aşağıda bir MA ifadesi verilmiş. N eşittir M bölü MA yapıyorsunuz. 120'ye böldüğümüzde arkadaşlar. Buradan öncelikle şu bir tane şunları göndereyim arkadaşlar. Şurası 0,02 şeklinde bir sayıyla karşılaşacağız. N eşittir burada arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol şeklinde bir değer çıkacaktır. Mol sayısını bulduk. Bulmuş olduğumuz mol sayısı arkadaşlar artık işlemimize devam etmemizi sağlayacak. Önce çözünen maddenin derişimine ulaşmamız gerekiyor. Bunun için bir aşağıya kaydırayım ben arkadaşlar işlemlerimi. Evet. Şöyle kaydırayım. Bulmuş olduğumuz bu çözünen maddenin mol sayısını derişime çevireceğiz. Molarite eşittir. N bölü V ifadesini yazacaksınız. Yukarıda arkadaşlar hacmin kaç litre olduğunu söylemişlerdi. Gördüğünüz gibi 5 litre diye bir sayısal değer var. Onu aşağıda kullanacağız arkadaşlar derişime çevirmek adına. İşlemimizi yürütelim. Molarite eşittir. Yukarıda bulmuş olduğumuz mol sayısı 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 moldü. Hacmimiz de 5 litreydi. Molaritemiz arkadaşlar 2 bölü 5, 0,4 diyoruz. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 dediğimiz derişime ulaşmış olacağız. Şimdi bizden bir doygun çözelti derişimi istenmişti arkadaşlar. Biz doygun çözelti derişimine ulaşmış olduk. Bulmuş olduğumuz bu derişim aynı zamanda doygun çözeltinin derişimi. Hemen yukarıdan tekrar biz hangi katının olduğuna tekrar bakalım. XY katısından bahsedilmiş. Biz de XY katısını iyonlarına ayrıştırmamız gerekecek. XY'yi iyonlarına ayrıştırırsanız X artı artı Y eksi şeklinde iyonlarına ayrıştırdık. Bulmuş olduğunuz 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 molarlık derişimi getirip yerine yazabiliriz. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar artık bu çözeltinin saf sudaki çözünürlüğü olarak geçecektir. Bunu içeriye aktarırsanız 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar burası, 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar burası olarak şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Sonra KÇÇ bağıntısına artık geçecek olursak KÇÇ eşittir yazalım. X derişimi çarpı Y derişimi şeklinde yazılacaktır arkadaşlar. İşlemimizi devam ettireceğiz buradan. Şöyle birazcık yukarıya kaydırayım aşağıya. Evet. Daha rahat olacak. Evet, KÇÇ'de artık getirip yerine yazmak kaldı. KÇÇ'miz eşittir. X'in derişimi çarpı Y'nin derişimi yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 şeklinde yazarsanız bizim bulmuş olduğumuz KÇÇ değeri arkadaşlar buraya alayım sayıların sonuçlarını. Bu da eşittir. 16 çarpı 10 üzeri eksi 12 gibi bir sayısal değer. Bizden istenen KÇÇ değeri arkadaşlar bu. 16 çarpı 10 üzeri eksi 12. Saf sudaki çözünürlük de burada bulmuş olduğumuz 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 değeri. Yani Diyarbakır seçeneği doğru cevap olarak işaretlenecektir arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Evet, dördüncü sorumuza bakalım. Burada da arkadaşlar 16 gram kalsiyum karbonat 5 litre suya ilave ederek yeteri kadar bekletilmiş. Buna göre kaç gram kalsiyum karbonat katısı çözünmeden kalır değilmiş. Öncelikle bizim burada verilmiş olan kalsiyum karbonatın KÇÇ'sinden doygun çözeltiyi hazırlamamız gerekiyor. Kalsiyum karbonatı iyonlarına ayrıştırıyoruz. Kalsiyum artı 2 artı karbonat eksi 2 şeklinde. Bu doygun çözeltinin derişimine x molar diyeceğiz. Yani aynı zamanda bu değer saf sudaki çözünürlük olacaktır. X molar, x molar şeklinde iyonlarına ayrıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra bulmuş olduğumuz değerleri KÇÇ bağıntısında yerine yerleştireceğiz. Yerlerine yerleştirirsek x çarpı x eşittir. Bu da bize KÇÇ değerini arkadaşlar x kare olarak verecektir.
Arkadaşlar yazmazsanız daha rahat bir işlem yürüteceğiz. Eşittir diyelim. KÇÇ değerimiz burada arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 değerine eşit olacak. X değeri buradan arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olacak şekilde doygun çözeltinin derişimini bulmuş olacağız. Şimdi bizim doygun çözelti derişimimiz bu. Ama bu doygun çözeltinin hacminin arkadaşlar 5 litre olduğunu söylemişler. O yüzden molarite hesabına gidip mol sayısına oradan da kütleye geçmiş olmalıyız. Yavaş yavaş işlemlerimizi yürütelim. Molarite eşittir N bölü V ifadesini yazdık. Derişimimiz burada arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 değeri. Bu da eşittir N bölü V'den hacim değeri 5 litre olduğu için çözünen maddenin mol sayısını buradan arkadaşlar 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol şeklinde buluruz. Şimdi bulduğumuz bu değeri tabii ki bizden istenen değer kütle değerine döndürmemiz gerekecek. Bulmuş olduğumuz mol sayısını N eşittir M bölü MA yazarak kütleye çevireceğiz. Ne kadar çözünmesi gerektiğini kütle olarak bulmuş olacaksınız arkadaşlar. Önce bize verilmiş olan ya da bizim bulmuş olduğumuz mol sayısını yazalım. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol eşittir kütle bölü MA değeri bize burada verilmiş 100 değerini yazıyoruz. Çözünen maddenin kütlesi burada arkadaşlar hesap yaparsanız 0,1 gram olarak bulunur. Bulmuş olduğumuz değer bu. Tekrar kontrol edeyim arkadaşlar sayıları. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2, 5 ile çarptık. Ha, şurada bir hatamız var. O sayıyı düzelteyim arkadaşlar. Onu düzelttikten sonra işlemimiz yürüyecek. Şurada bir hata yapmışız. Şu sayıda. Onu düzelteyim hemen. Çözerken hatamız olmuş. Şunu, evet. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak yazmamız gerekiyordu. Onu yazayım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu işlemi devam ettirirsek mol sayısı burada, şunu da silersek herhalde işlemimiz tamamlanacaktır. Bunu 10 üzeri eksi 1 mol olarak buluyoruz. Bu değeri getirip 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak yazarız. Kütle değeri buradan arkadaşlar 10 gram olarak bulunur. Bulmuş olduğumuz çözünen maddenin kütlesi. Verilmiş olan kütle ise 16 gram. 16 eklenmiş, 10 gramı çözünmüş. 6 gram ise çözünmeden kalan madde olarak bulunur arkadaşlar. Edirne seçeneği doğru cevaptır diyeceğiz. Evet, bir sonraki soruya geçeceğiz arkadaşlar. Hemen. Evet, bir sonraki soruya bakalım. Buradan arkadaşlar. Bitelim. Beşinci soruya bakacağız. Şimdi burada sertlik derecesiyle ilgili bir soru kalıbı var arkadaşlar. Bir olan suyun 10 litresi 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol çözülmüş kalsiyum karbonat içermektedir değilmiş. Şimdi kalsiyum karbonat ne kadar içermiş onu mol olarak vermişler bize. Suyun 10 litresi diye bir ifade kullanılmış. Biz onu derişime çevirebiliriz. Yani şuradaki bilgiyi en son kullanacağız ama şimdiden işlemimizi başlatabiliriz. Burada molarite eşittir N bölü V yaparsınız. Biz de deriz ki 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü 10 litresi dediği için ona böldük arkadaşlar. Burada derişim 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar şeklinde bulunur. Bulmuş olduğumuz derişim bu. Şimdi biz bunu bir süre sonra yeniden kullanacağız. Bu bir köşede kalsın. Öncelikle bizim kalsiyum karbonat çözeltisini arkadaşlar doygun olarak hazırlamamız gerekecek. Kalsiyum karbonatı iyonlarına ayrıştırırsak kalsiyum ve karbonat eksi 2 şeklinde yine biz çözünürlük durumuna devam ediyoruz. Yani buraya x molar diyeceksiniz. Burada x molar, buraya x molar dediniz. KÇÇ bağıntısını yazdınız. X çarpı x dedik burada. KÇÇ'miz eşittir x kare değerine denk gelecek. Bu değeri yukarıda zaten bize sayısal olarak vermişler. 9 çarpı 10 üzeri eksi 8 demişler arkadaşlar. Biz x değerini buradan buluruz. Burası 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olacak şekilde bulunmuş olur.
Bulmuş olduğumuz derişim bizim doygun çözeltimizin derişimi. Şimdi yukarıda da bir derişim daha hesaplamıştık şu arkadaşlar. Önce orada yukarıdaki verilmiş olan bu değerler bizim bir orantı kurmamızı sağlayacaktır. İşlemi başlatayım. 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar derişime sahip olduğunda kalsiyum karbonat sertlik derecesinin 1 olduğunu söylüyor. Ama bizdeki çözeltinin derişimi 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 molardır. O zaman sertlik derecemiz kaçtır diye hesaplama yapabiliriz. Bu bunun zaten 10 katıdır. Sertlik derecesini 10 değeri olarak buluruz arkadaşlar. Diyarbakır seçeneği bu soru için doğru cevabımız olacaktır diyoruz. Evet, bu da alındıysa diğer soruya geçebiliriz sanırım. 6. soru diyelim. Evet, burada da arkadaşlar 25 santigrat derecede kalsiyum sülfat katısının çözünür çarpımı verilmiş. Buna göre işte 544 mg kalsiyum sülfat katısı çözünürlüğüne kazanan doygun çözeltinin hacmi kaç litredir? Önce biz doygun çözeltinin derişimini hesaplayalım yine her zamanki gibi. Kalsiyum sülfatı iyonlarına ayrıştırıyorsunuz. Kalsiyum ve sülfat iyonları olacak şekilde. Bunların yine x değerlerini yazalım. Yani saf sudaki çözünürlüğüne gideceksiniz. X molar, x molar, x molar şeklinde ayrıştırdınız. Sistemin KCC değeri eşittir kalsiyumun derişimi çarpı sülfatın derişimi şeklinde yazılır. Bu değer x kareye eşit olacaktır. Bulmuş olduğumuz bu değeri bize vermişler. Yerine yazalım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6'ya eşit olacak. X değeri buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar şeklinde buluruz. Şimdi bu derişim sıcaklığımız 25 santigrat derece olduğu müddetçe tüm hacimlerde ve tüm çözünen madde miktarlarında doygun olması için bu olması gerekiyor. O zaman biz molarite hesabına geçiş yapabiliriz. Molarite eşittir N bölü V ifadesini kullanacağız. Bizden V'yi soruyorlar. Öncelikle mol sayısını bulalım ki arkadaşlar V ifadesine geçiş yapabilelim. Mol sayısı eşittir N bölü MA yazdınız. N eşittir buradan arkadaşlar kütleyi vermiş 544 miligram. Miligram dediği için bunu öncelikle grama çevirmeniz gerekiyor. 544 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram şekline getiriyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra aşağıda bize kalsiyum sülfatın MA'sı da verilmiş. 136 değerine bölerseniz bunlar giderse arkadaşlar burada 4 kat sayısı kalıyor. Burada mol sayısının 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Mol sayısını bulduktan sonra getirip artık molarite hesabında yerine yazmak kalacak. Molarite eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü V dediniz. Zaten bize molarite hesabını yaptırtmıştı arkadaşlar sistemimiz. Bu molariteyi de getirip yerine yazmak kaldı. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü buraya yazarsınız. Artık gerekli işlemleri yapmamız kaldı. Şunları gönderdik. Bunları gönderdik. 2. V eşittir arkadaşlar. 2 litre gibi bir hacimle karşılaşıyoruz. Doğru cevap Edirne seçeneği olacaktır diyoruz. Evet, bunu da aldıysanız arkadaşlar bir sonraki soruya geçiş yapabiliriz. Evet. Evet, buradaki soruya bakalım. İşte x'ye 2 katısı sabit sıcaklıkta arkadaşlar bir miktar suda çözünerek doymamış çözeltisi hazırlanmış. Çözeltinin doygun hale gelmesi için arkadaşlar 111 mg x'ye 2 katısı eklenmesi gerekmektedir değilmiş. Buna göre çözelti hacmi kaç litredir diye bir soru var burada da. Yine verilmiş olan mol sayısı ve diğer hesaplamalardan önce biz yine KCC değerinden arkadaşlar doygun çözeltinin derişimine ulaşmamız gerekecek. Önce bu hesabı yapalım. Saf sudaki çözünürlüğüne x molar dediniz. X molar dedik. Buraya da 2x molar dedik. KCC'yi yazdınız arkadaşlar yerine. Burası x çarpı 2x'in karesi şeklinde yeniden düzenlenir. Bulmuş olduğunuz değer 4x küp değeridir.
Bu değer bize yukarıda verilmiş. O değeri arkadaşlar yerine yazalım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 şeklinde yazılmış. Bunları gönderelim. Gerekli olan değerleri gönderelim arkadaşlar. X değerimiz burada 10 üzeri eksi 4 molar şeklinde çıkar. Bulmuş olduğumuz derişim bu arkadaşlar. Şimdi bu doygun çözeltinin derişimi. Şimdi birazdan arkadaşlar işte burada ne kadar var, burada ne kadar var, onların toplamını yapıp molarite hesabına geçiş yapacağız. Önce şunu bir mol sayısına çevirelim. N eşittir yine M bölü MA sayısal değerini yazdık arkadaşlar. N eşittir burada işlemi devam ettireyim. Eşittir kütlesi 2 çarpı, pardon kütlesi, şunu silelim. Kütlesi 111 miligram çarpı 10 üzeri eksi 3 dersek grama çevirmiş olacaksınız. MA'sını bize vermişler. 111'e bölüyoruz arkadaşlar. Mol sayısı burada arkadaşlar 10 üzeri eksi 3 mol şeklinde bulunur. Bulmuş olduğumuz mol sayısı eklenen mol sayısı. Eklenmesini beklemiş olduğumuz mol sayısı. Önceki mol sayısı ise 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol. O zaman toplam mol sayısına gitmemiz gerekecek arkadaşlar. Toplam mol sayısına. Önce toplam mol sayısı için arkadaşlar yazayım. N toplam eşittir 10 üzeri eksi 3 artı. Önceden de 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 vardı. Toplam 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olduğunu buluruz. Artık molarite hesabına geçebiliriz arkadaşlar. Molarite eşittir N bölü V ifadesini yazacağız. Burada mol sayısı 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak bulundu. V sayısal değerini istiyoruz burada arkadaşlar. Molarite için de arkadaşlar burada verilmiş olan değeri kontrol ederseniz burası 10 üzeri eksi 4'tü. Burayı bulmuştuk. Eksi 4'tü. İşlemi devam ettirirsek şunları gönderelim arkadaşlar. Şurası 10 üzeri eksi 1 olarak bulunacak. V eşittir. Bunu bu tarafa atarsanız 30 litre gibi bir sayısal değerle karşılaşacağız arkadaşlar. Evet. 30 litre burada arkadaşlar Edirne seçeneği olarak bulunacaktır. İşlemimizi bu şekilde yürütebiliyoruz. Evet, bir sonraki soru kalıbına bakalım. Şimdi ikinci etap KÇÇ'de biliyorsunuz ortak iyon dediğimiz etabımız arkadaşlar. Ortak iyonla işlemimize devam edeceğiz. Şimdi işlemi başlatalım. Öncelikle sodyum klorür gibi bir çözeltimiz varmış. Sodyum artı ve klor eksi iyonlarına ayrıştırıyoruz. Şimdi mevzu şu. Şöyle bir kabımız var. Bu kabın içerisinde sodyum artı ve klor eksi iyonları bulunuyor. Biz bu çözeltinin içerisine gümüş klorür katısını eklemeye çalışıyoruz. Ve bu gümüş klorür katısının bu çözeltide ne kadar çözündüğünü bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, bu gümüş klorür katısının sodyum klorür çözeltisi içerisinde ne kadar çözündüğünü bulmaya çalışacağız. İşlemimizi devam ettirelim. Önce sodyum klorür iyonlarını ayrıştırdık. Derişimleri 0,1 molar, 0,1 molar, 0,1 molar şeklinde dağıttım. Sonra bize verilmiş olan diğer maddeyi de iyonlarına ayrıştıralım. Gümüş klorür katısını ayrıştırdınız. Gümüş artı ve klor eksi şeklinde. Burada arkadaşlar gümüş klorür katısının bunun içerisindeki bu kez çözünürlüğünü araştırıyoruz. Yani biz buraya önceden x molar dediğimizde saf sudaki çözünürlüktü. Ancak bu kez bulacağımız değer sodyum klorür çözeltisindeki çözünürlüğü olacaktır arkadaşlar. Ha, bu kez saf sudaki çözünürlük değil, bu çözelti içerisindeki çözünürlük. İçeriye artık dağıtabiliriz. Buraya x molar, buraya x molar şeklinde yazarsınız. Şimdi burada bir tane ortak iyon dediğimiz değerimiz var. Klor iyonu burada ortak iyondur. Onları topluyorsunuz. 0,1 artı x şeklinde topluyoruz arkadaşlar. Bunu topladıktan sonra işlemimizi şöyle devam ettireceğiz. KÇÇ bağıntımız bizim arkadaşlar. Daha önceki yerde de yazmış olduğumuz gibi gümüş iyonu, şu renkler karışmasın, değiştireyim. Evet, şöyle kullanayım. Evet, gümüş iyonu çarpı klor iyonu şeklinde olacaktır KÇÇ bağıntımız.
KÇÇ'de getirip değerleri yazmak kaldı. Şimdi yerine yazarsak gümüşün değişimi burada x molar şeklinde yukarıdan indirdiğimiz o. Şimdi burada iki tane şey var. 0,1 artı x şeklinde. Burada bu ikisini toplayamıyoruz arkadaşlar. Toplasak da anlamsız bir sayı çıkacaktır karşımıza. O yüzden yapacağımız işlem şu. Şuradaki çift yönlüden gelen bu ortak yön dediğimiz x'i burada ihmal etmek olacaktır. Şimdi biz buraya arkadaşlar klor iyonu derişimi olarak yani 0,1 artı x yazacaktık aslında. X'i ihmal edip onun yerine 0,1 değerini yazmış olacaksınız. Artık KÇÇ ifadesine eşitlik kazandırabiliriz. Yukarıda bize KÇÇ değerini vermişler. Bunu 1 çarpı 10 üzeri eksi 7'ye eşitliyoruz. X eşittir buradan arkadaşlar 10 üzeri eksi 6 molar şeklinde bulunacaktır. Bizden saf sudaki çözünürlük değil de bu çözelti içerisindeki çözünürlüğü sorulduğu için 10 üzeri eksi 6 değeri doğru cevap olarak işaretlenir. Evet. Bir sonraki soruya geçeceğiz arkadaşlar. Yine hemen bakalım. Yine ortak iyonla ilgili bir sorumuz. Devam edelim. Biraz önce yapmış olduğumuz arkadaşlar yine sodyum klorür çözeltisini iyonlarına ayrıştırıyoruz. Sodyum artı artı klor eksi şeklinde ayrıştırıyoruz arkadaşlar. Burada yapmış olduğumuz işlemi şöyle yeniden düzenleyeyim. 0,2 molar bunun derişimi içeriye aktardım. 0,2 molar bunun derişimi, 0,2 molar bunun derişimi şeklinde düzenledik. Sonra kalsiyum klorür çözeltisini arkadaşlar iyonlarına tekrar ayrıştırıyoruz. Kalsiyum artı 2 artı 2 klor eksi şeklinde düzenliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz değerleri yine şöyle x molar diye yazayım. Bu x molar dediğimiz değer yine saf sudaki çözünürlük olmayacak arkadaşlar. Ne demiştik? Sodyum klorür çözeltisi içerisindeki çözünürlüktür diye yine diyorum arkadaşlar. Sodyum klorür çözeltisindeki çözünürlük. Bunu içeriye dağıtırsanız x molar burası, 2x molar burası olacak şekilde dağıtıyoruz. Sonra burada görmüş olduğumuz değerleri arkadaşlar tekrar gözden geçirsek klor iyonları yine burada ortak iyonumuz. Ortak olan iyonların derişimlerini topluyorsunuz. 0,2 artı 2x şeklinde topluyoruz arkadaşlar. Yine her zamanki gibi çift yönlüden gelen arkadaşlar ortak iyonu ihmal edeceğimizi söylüyoruz. Çiziyorum ben yine orada görmüş olduğunuz gibi. Sonra tekrar KÇÇ bağıntısını yazmamız gerekecek. KÇÇ kime göre yazılacağını da unutmayın. Çift yönlüye göre yazacağız arkadaşlar. Yani kalsiyumun derişimi çarpı klor derişiminin karesi şeklinde yazılacaktır. Onu unutmuyoruz hiçbir şekilde. Tekrar yeniden düzenliyorum. KÇÇ bağıntımız eşittir arkadaşlar. Kalsiyumun derişimi burada x kadar. Klorun derişimini 0,2 kabul ettik. Yerine yazdık 0,2'nin karesi. Getirip yerine yazdık. KÇÇ'miz de burada 4 çarpı 10 üzeri eksi 10'du. Artık tüm verileri getirip yerine yazmak kaldı. 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir. X çarpı burası 0,04 yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde yazılır. Ben bunları tekrar düzenlersem arkadaşlar şunlar gitti. X değeri eşittir 10 üzeri eksi 8 molar şeklinde bir değerle karşılaşacağız. Bulmuş olduğumuz değer arkadaşlar Edirne seçeneği olacaktır. Evet. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Yine ortak iyonla devam edeceğiz arkadaşlar sorularımıza. 10. soruya bakalım. Şöyle temizleyeyim. Buna göre işte 0,1 molar gümüş sodyum klorür çözeltisindeki çözünürlüğün saf sudaki çözünürlüğüne oranı. Şimdi burada iki tane işlem yapacağız. Hem saf sudaki çözünürlüğünü bir köşede bulacağız hem de sodyum klorür çözeltisindeki çözünürlüğü bulacağız. Sanırım bu soru bize daha rahat bir şekilde yorum kazandıracak. Sodyum artı ve klor eksi iyonlarına bu şekilde ayrıştırdınız arkadaşlar. Derişimini 0,1, 0,1, 0,1 şeklinde yazdık. Sonra gümüş klorür katısını iyonlarına ayrıştıracağız arkadaşlar. Onu da yazayım. Gümüş klorür katısını iyonlarına ayrıştırdık. Gümüş artı ve klor eksi iyonlarına bu şekilde ayrıştırdık.
getirip gümüş klorür katısının sodyum klorür çözeltisindeki çözünürlüğünü kontrol ediyoruz. Bunun için de arkadaşlar yine ortak iyon dediğimiz kısmı burada toplayacaksınız. 0,1 artı X şeklinde. Şimdi yine bir ihmalimiz olacaktı hatırlarsanız. Çift yönlüden gelen ortak iyonu arkadaşlar ihmal ediyorduk. Yani X'i burada yine ihmal ettiniz. KCC artık yeniden düzenlenir. Bu, buradaki X değeri tekrar söylüyorum. Bu çözeltideki çözünürlük olacak. Onu kaçırmayalım arkadaşlar. KCC'yi yazayım. Bu da eşittir gümüş derişimi çarpı klor derişimi olacaktır. Burada yerine yazarsanız X değerini yerine yazdım. X arkadaşlar. Klor derişimi de 0,1. O da eşittir. Bize KCC verilmiş yukarıda. 4 çarpı 10 üzeri eksi 10. Biz de burada arkadaşlar X değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 olarak bulunur. Evet, bu dediğimiz gibi sodyum klorür çözeltisindeki çözünürlük. Şimdi şuraları sileyim. Arkadaşlar kullanmayın şu sol tarafı. Evet, şimdi gümüş klorür katısını bu kez iyonlarına ayrıştırıp saf sudaki çözünürlüğünü bulmaya çalışacağız. Bunun için de arkadaşlar buraya Y diyeyim. Y değeri bu kez saf sudaki çözünürlüğü verecektir bize. Direkt KCC'ye getirip yerine yazıyorsunuz. Y çarpı Y diyoruz. Bu da Y kareye denk gelecektir. Y kare dediğimiz değer yine KCC'si verilmişti. 4 çarpı 10 üzeri eksi 9'a eşit diyoruz. Y değeri de buradan arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri 9 diye yazmışım. Y değeri buradan 4, Y kare eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 10'a eşit olacak. Y değeri buradan arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olacak şekilde bulunur. Şimdi biraz önceki X değeri oradan silindi ama ben tekrar yazayım. X değeri orada 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 olarak bulunmuştu. Bir taraftan bunu bulmuştuk. Bir taraftan da bunu bulmuştuk. Bunların oranlarını istiyor. Saf sudaki sodyum klorür çözeltisindeki çözünürlüğü X. Yani X bölü Y'yi istiyorlar bizden. Bu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak yeniden düzenlenmiş olacak. Bunları gönderirseniz arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 gibi bir değer bulacağız. Doğru cevap Diyarbakır seçeneğidir diyeceğiz. Evet. Bir sonraki soruya bakacağız arkadaşlar. Son bir soruyu da çözelim artık. Son bir soru daha çözeyim arkadaşlar. Ondan sonra zaten süremiz sonuna yaklaşıyormuş. Bunu da çözelim. Evet. 11. soruya bakalım arkadaşlar burada da. Kalsiyum klorür tuzunun çözünürlüğü verilmiş. Şimdi sodyum klorür iyonlarına ayrıştırıldı. Sodyum artı ve klor eksi şeklinde. Bunun derişimi 0,01, 0,01, 0,01 şeklinde dağıttınız arkadaşlar. Sonra getirip kalsiyum klorür katısını tekrar iyonlarına ayrıştıracağız. Artı 2 tane klor eksi şeklinde. Sonra arkadaşlar bunların derişimlerini yerine yazayım. Bu kez bu tuzun çözünürlüğünü vermişler. Dikkat edeceğiniz kısım burası. Bu KCC değil arkadaşlar. Çözünürlüğü, yani şurada X diye tabir ettiğimiz yeri aslında bu kez bize vermişler. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8, 4 çarpı 10 üzeri eksi 8, 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 şeklinde dağıtıyorsunuz. Sonra yine aynı şeyi yapıyoruz. Klor burada ortak iyon, 0,001 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 toplam ortak iyonumuz. Yine ne yapıyorduk? Ortak iyonu ihmal ediyorduk arkadaşlar. Bunun için de ortak iyonu çift yönlüden geleni ihmal edecektik. Yani şu sayıyı burada ihmal edeceğiz arkadaşlar. KCC'de getirip yerine yazmak kalacak. Bunun için kalsiyum derişimi çarpı klor iyonu derişimin karesi şeklinde yazılır. Kalsiyumun derişimi 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 oradan buraya aldık. Klorun derişimi de 0,01'in karesi bunu aldık arkadaşlar. Buradan arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 4, eksi 8, eksi 12 diye bir sayısal değerle karşılaşacağız. Çözünürlük çarpımını istemişler. Bu da Diyarbakır seçeneği olarak işaretlenir. Evet arkadaşlar, sunumumuz bu kadar. Herkese
hayırlı günler, sağlıklı günler diliyoruz. Evde kalın, sağlıklı kalın diyoruz.